Hoş geldiniz. Bilançosu gelen hisselere bakmaya devam ediyoruz. Logo'nun bilançosu geldi. Bakalım bir nasıl bilanço gelmiş. 113 milyonluk bir kar var. Bence güzel. Logo'da asıl bilanço yıl sonunda iyi bir bilanço göreceğimizi düşünüyorum. Bakın. 09 2021 09'da 48 milyon kardan 96 milyon kâra çıkmış. Şuradaki sıçramayı görüyor musunuz? Gerçi o zaman döviz de atak yapmıştı. Dövizi artı olan firmalar oradan kâr almıştı. O tam o zaman Faroke bakalım. Faroek 80, 67, 83. Aslında 06'da da iyi bilanço gelebiliyor. Ama yıl sonlarında yine bakalım devam edelim. Bakın mesela şunlara baktığımızda 3, 6, 9, 12'ye baktığımızda 36, 46, 42, 52 en iyisi yıl sonunda gelmiş. Şunlara bakalım. 27, 33, 34, 46 yine en iyisi yıl sonunda gelmiş. O zaman yıl sonunda yine iyi bir bilanço gelir diyebiliriz. Yıl sonunda 130 milyon, 150 milyonluk bir karlılık görebiliriz. Bu da öz sermaye karlılığını arttırır. Hatta 200 milyon bile olma ihtimali var. Çünkü bakın 2022-06'da 146 milyon olmuş. Yıl sonunda siparişler teslimi şu bu derken 200 milyonluk bir karlılık görmemiz mümkün. Dolayısıyla GYO'larda yıl sonu değerleme olacak. GYO'lar böyle logo gibi sipariş alan firmalar. Bunlar da iyi hareketler olabilir. Bilançoları da iyi gelir. Listemde vardı zannediyorum. Şampiyonlar Ligi listemde vardı logo. Olmaya devam edecek. Neden? Çünkü çok gitmedi. Çok gitmediği için devam. Çok sert yükseliş yapanlardan bazıları listeden çıkacak. Gitmeyenler olmaya devam edecek. De bilançoları da iyi geldiği sürece. Logonun bilançosu iyi geldi. Bakıyoruz ki FK'sına bakalım. FK'sı 12 FK. Bir teknoloji hissesi yani bu pahalı bir hisse değil. Ha mesela bakın şurada Covid'den sonra bu hisse çok sert yükselmişti. Sonra işte bedelsiz açıkladı. Şurada 200 lira bunun zirvesi. Sonra 200 liradan bölündü falan. Ve baktığımızda burada hisse bir yıldır, 1,5 yıldır dinlenmiş. Yani sert yükselişin maalesef ki dinlenme süreci olmuş. Döviz bazında zarar ettirmiş 1,5 yılda değil mi? O yüzden hisseleri dipte almalısınız. Dinlenmiş hisseleri almalısınız. Mesela Indes de geçen sefer çok dinlenmişti. Sonradan zirveleri geçip katlamalarını yaptı. Bu da Indes'in grafiğine benzer bir grafik var. Bunda da iyi hareketler olabilir logoda da. Şimdi bakalım geçmiş FK'larına bir bakalım. Bakın geçmişte 27 FK gördü onu. Şu anda kaç FK? 12 FK. Yazılım hissesi. Yani 24 FK'ları görebiliriz. Logoda çarpı 2 potansiyeli var. Logo 100 TL olma potansiyeli taşıyan bir hisse. Bence hala ucuz. Şahsi görüşlerim bu şekilde. Ha bakın bu hisse süper alım yerleri de olmuş. Mesela bakın şurada 38 lira. Değil mi? Burada süper alım fırsatı vermiş. Şu an 55 lira. Bakın şu zirveleri de artık geçmiş. Yani kaç para oluyor bunun direnci? 50 TL oluyor yaklaşık. 50 TL'nin üzerinde kaldığı sürece pozitif. Yani dipten alamayanlar üzülmesin. Çünkü bakın bilanço da geldi. Bunu da düşünmek lazım. Yani bu hisse 38 lirayken tamam dipteydi ama o zaman daha bilançosu gelmiyor. Şimdi bilanço geldi firmanın defter değeri arttı. Öz kaynakları arttı. Dolayısıyla ha tabii ki 38'den 55'e 3 ayda %30'luk bir kar olmadı tabii ki ama yani ne yapalım şimdi piyasa iyi oldu. Yapacak bir şey yok. Diyelim eline yeni para geçti. Yeni hisse alacaksın. Hangi hisseyi alayım? Logo buralardan alınabilir mi? Bence alınabilir. Hani orta uzun vade niyetiyle. Bu hisse şu anda ucuz. 100 liraya kadar tutulabileceğini düşünüyorum. 3 aylık hedef 100 TL. Ha tabii 3 ayda 100 lira olur mu? Muhtemelen olmaz. %90 ihtimalle olmaz. O zaman tutmaya devam yani. Yapacak bir şey yok. 100 lira olmaz diyelim. 70-80 lira olur belki. O da iyi bir kazanç olur 3 ayda. Hani hisse fiyatlanmaya kalkarsa 100 lira olursa sıfırlarım açıkçası 3 ay içinde. 100 lira olmazsa 3 ay içinde sıfırlamam. Kademeli satış yapılabilir mi? Diyelim 70 lira oldu. Bir kısmını satabilir miyiz? İsteyen satabilir. Bu hisse şu anda pahalı değil yani. Yazılım hissesi. Çünkü 12 FK çok değil. Bakın geçmişte 27 FK'lar gördü olmuş. Dip noktası zaten 10 FK. Bakın 2018'in 12'sinde 10 FK dip. Bakın geçen 9.90 FK görmüş. Ha işte. Şuralarda muhtemelen 9.9 FK. 9.9 FK. Yani süper fırsatlar oldu. O zaman borsa çok ucuz yani. Bu zamanda 2022'nin Haziran'da çok hisse dipteydi. Loto Aziz Seler'den özellikle dipte çok hisse vardı. Ama artık onlar da birçoğu uçtu gitti. Diplerde hisse bulmak çok zorlaşıyor. Borsa İstanbul bence primli 100 dolardan 200 dolara geldi. Borsanın dolar bazında kazandırdığı nadir görülmüştür endeksin yani. O yüzden artık diplerde hisse bulmak çok zorlaştı. Ama logonun ucuz kalan nadir hisselerden biri olduğunu düşünüyorum. Yarın
Ben de biraz ekleme yapmayı düşünüyorum açıkçası. Geçen Özak yayıyor. Özak süper bilanço attı. Yıllardır Özak videoları çekiyorum. Sanırım şuralardaydı. Şuralardan beri. Sonra maalesef piyasa çakıldı. Şurada kimisi maalesef ki sattı bu hisseyi. Sabredemedi, sattı. Ama satanlar çok pişman oldu. Neden? Çünkü hisseleri dipte satmayın. Borsada dipte satmadığın sürece zarar etmezsin. Bakın sabreden ne güzel kazandı. 2 liralardan 11 liraya. Doları da geçti. Hatta enflasyon da bence geçti. Süper bir kazanç. Ve son bilançosu da çok iyi. Yani bu hisse hala gidebilir. Bakalım bir. Bakın son bilançoda 5 milyar. İnanılmaz bir kar. 5,5 milyar. Bu firmanın daha yıl sonu değerleme bilançosu gelecek. Bunlara dikkat edelim. 4 Ekim'de bir tweet atmışım. Özak yayıyor, değerlemeler yapmış. Yani var mı gelişmeler? Değerleme patlaması gibi bir şeyler var mı yani? Vakti olan uğraşmak isteyen inceleyip yayınlayabilir. Ben üşendim ve biraz da işlerim var yazmışım. O zaman aslında incelesek olurmuş. Çünkü 4 Ekim'de kaç paraymış bu hisse? Tam da diplerdeymiş ya. Tam da buradaymış. Gerçekten inanamıyorum. Nasıl böyle bir fırsat kaçtı? O zaman değerlemeleri tek tek incelemek lazımmış. O değerlemelere bakılsa bu bilançonun geleceği tahmin edilir. Bu bilançonun geleceği tahmin edilse bu yükseliş tahmin edilir. 8 liradan 11,80'e. Kısa bir sürede çok iyi para. Bakın bir ay içinde %50 kazanç ya, inanamıyorum gerçekten. Nasıl böyle bir fırsat kaçtı? Siz de arkadaşlar her şeyi benden beklemeyin. Veya siz de bir şeyler yapın. Ve yaptığınız şeyleri yorumlara yazın. Bana mesaj atın. Güzel şeyler ortaya çıkarsa video çekeriz, yayınlarız. İnsanlara duyururuz. Peki hisse şu anda ucuzun bakalım. Şu anda 0,62 PDD'de. Yıl sonu değerleme bilançosu ne kadar gelir onu da bir düşünelim. Şurada bakıyoruz 3 milyar değerleme gelmiş. 4 milyar öz kaynakta 3 milyar değerleme yapmış. O zaman tabi bu değerlemeleri zaten yapmış olabilir. Şu 5 milyar kısmında 8 milyarı görmüş. 8 milyar da 6 milyar değerleme kârı gelse 14 milyardan 20 milyara çıksa öz kaynakları. Piyasa değerine bakalım. 8,8. 8,6'yı 20'ye böldüm. Yani 8,6 milyar piyasa değerini 20 milyarlık öz kaynaklar olan defter değerine böldüm. 0,43 çıktı. Yani bu hisse 3 ay yatay giderse ve yıl sonunda da iyi bir beklediğimiz gibi bir değerleme gelirse hissenin PDD'si 0,43'e düşecek. Hisse ucuz olacak yani. Dolayısıyla 0,6'ydı şu anda PDD. 0,6 PDD ucuz mu? Yani bu hisse çok temettü vermiyor açıkçası. Mesela Alarko'da güzel temettü verim var. Bu hisse çok temettü vermiyor maalesef ki. Hisse de iyi de gitmiş yani bir ayda yaklaşık %50. Yani bu hisse ne olur? Şimdi süper bir bilanço geldi. Gerçekten yükselişi devam edebilir ama 3 ay dinlenip sonra da yükselişe devam etme ihtimali var. Bir şey demiyorum yani. Hani orta uzun vade çok güzel hisse. Yıllardır takip ediyorum ben bu hisseyi. Videolarını da yapıyorum. Şuralardaykenden beri videolarını yapıyorum. Hatta sonra buralardayken de bir video yapmıştım. O zaman işte coinleri geçecek 4 hisse seçtim gibi videolar yapıyordum bir ara. Oralarda da bir tanesinde tanıtmıştım bu hisseyi. Mesela o videolardan birinde Özak GEO tanıttım. Reysaç GEO tanıttım. Bu fiyatlardan mesela Özak da uçtu gitti. Reysaç GEO da uçtu gitti. Yani sabredin. Borsada sabretmek lazım. Tahminlerime gelelim. 3 aylık tahminim yükselişine devam da edebilir. Yani bir PDD de olabilir. Yazalım şimdi burada yazıyla. Yükselişine devam edip bir PDD görebilir. Veya yatay gidip yıl sonu bilançosundan sonra da hareketine devam etme ihtimal var. Peki Özak geliyor. Şu anda bir PDD olursa kaç para olur? Bunu da hesaplayalım. Bunu hesapladım. Hisse bir PDD de olursa 19 TL oluyor. Yani Özak geliyor. 3 ayda 19 TL olma ihtimali var açıkçası. Peki bu fiyattan Özak geliyor alınır mı? Buradan Özak geliyor alınır mı? Şimdi bakın bu değerleme raporlarını okuyanlar. Zaten böyle bir bilanço geleceğini tahmin et. 7,80'den yüklendiler, getirdiler 11,88'e. Kısa vadede %50 yükseldi zaten. Yani beklenti gerçekleşmiş olabilir. Ha hisse ucuz mu? Hala ucuz. Gidebilir mi? Daha da gidebilir ama dipte değil. Onu söyleyeyim. Mesela şu 50 günlük fiyat ortalaması mavi çizgi indikatörünü takip edin. Mesela 50 günlük fiyat ortalamasını deyince değerlendirmek lazım. Ben geldi böyle bir strateji izliyorum. 50 günlük fiyat ortalamasına değmediği sürece kolay kolay almıyorum. Ama kısa vadede iyi kazandırmış, dipte olmadığını da söylemek zorundayım. Evet, gelelim Döktaş'a. Bu hisseyi de tanıtmıştım. Şuralarda Loto Az Bir Demir Çelik hissesi miydi? Neydi videonun ismi? Sonradan bir
izleyiciler yüklenmiş demek ki. Hemen ise kısa vadede bir 21'lerden 25'lere bir yükselmiş. Sonradan maalesef bir daha bir düşmüş. Sonradan bir daha yükselişi başlamış. Yani burada milleti çok güzel dökmüşler şurada. Hisse de 21 liralardan 55 liraya gelmiş. O zaman ben demiştim ki bakın bu hisse 2020 Covid'den önceki zirvesinden bile çok aşağıda. O zaman 38 liraymış. Şu anda 21 lira. Tekrardan zirvesi 39 lirayı görür bu hisse demiştim. 55 lira olmuş, süper. Ha, bilanço olarak çok da iyi gelmedi açıkçası. Bu da biraz üzdü açıkçası. Bakın 2022 03'te 13 milyoncuk kar. Yani düşük bir karlılık. Son bilançoda yeni gelen bugünkü bilançoda 10 milyoncuk bir zarar açıklamış. Hissenin PDD'si 6.90 olmuş. Tabii 20 liradan 55 liraya gidersen olacağı bu. PDD yükselmiş. FK'sı 35 FK. Ucuz bir hisse diyemem açıkçası. Ya yani bilançolar çok da iyi gelmediği halde hisse yine yükselmiş. Süper. Peki diyelim ki hisseyi aldım. Bilanço kötü geldi. Tutmak zorunda mısın? Değilsin. Yani hisselerle nikah kıymayın. Bilanço kötü geldiyse satıp çıkabilirsin. Hisseyi tutmak zorunda değilsin. Satarsın. Bilançosu iyi gelen başka bir hisseyi alırsın. Başka bir hisseden para kazanırsın. Ha, bu hisse de bilanço olarak çok iyi gelmediği halde yine de hisse güzel yükselmiş. Tebrik ederiz piyasa yapıcısına. Evet, geçelim Fonet Bilgi Teknolojileri. Bu hisseyi de şuralardayken söylemiştim. Hatta listeye de almıştık Şampiyonlar Ligi'ne. Diplerde diye söylemiştim. Hemen sonradan atak yaptı hemen. 9,5 liralardan geldi 16,5 liralara. Kısa vadede iyi kazandık. Sonradan şu eski zirveye artık gelince listeden çıkarmıştım. Yani tekniği hala güzel açıkçası. Bu hisse de uzun bir zamandır dinlenişte. Tekniği cidden güzel gözüküyor. Bir de temel analizine bakalım. Son bilançosu nasıl gelmiş? Son bilançosu 16 milyon kar. İyi yani, 7, 9, 16 iyi. Son bilançosu bence iyi. Faruk'ta da güzel işler olmuş. Bakın 23 milyonluk bir Faruk. %30 öz sermaye karlılığı, 3,5 PDD. Yani bu bir yazılım teknoloji hissesi olduğu için pahalı değil açıkçası. Bu hisse bence pahalı değil. 13,5 FK. Yani aslında çok da kar eden bir firma değil açıkçası ama grafiği güzel. Yani bu hisse toplandıysa 5 PDD'leri görebilir. Teknik hedef belirleyelim. Evet, şunun boyu kadar eklediğimde 24 TL çıktı. Yazalım. 24,70 formasyon hedefi. Öz sermaye karlılığı çok yüksek olmadığı için ve FK'sı da çok ucuz olmadığı için bu hisse hedefine hemen gidemeyebilir diye notumuzu aldık. Evet, bugün bilançosu gelen hisselerden bazılarına bakmaya çalıştım. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilirler. İzlediğiniz için sağ olun.